Evet, Hazreti Ali dönemine geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Hazreti Ali, Hazreti Osman'ın şehit olmasından sonra sevgili arkadaşlar, isyancıların aslında baskısıyla iktidar makamına geliyor ve zorla oturtturulduğunu söyleyebiliriz. Kendisi Tebük Seferi hariç her savaşta Peygamberimizin yanında bulunuyor. Tebük'te de biliyorsunuz Harun Musa olayı var. Ona dikkat edin, çıkarsa can yakan bir soru olur. Kendisi halife olduktan sonra tüm Emevi, yani Ümeyye yollarından gelen valileri atıyor. Özür diliyorum, azlediyor. Fakat bu sefer yerlerine kim atıyor arkadaşlar? Bu sefer yerlerine Haşimoğullarından kişiler atanıyor. Bu sefer isyancılar da diyor ki, ya diyor biz Osman'ı niye öldürdük ki diyor. Ali de diyor kendi akrabalarını atıyor. Ve daha sonra bu yine katillerin cezalandırılmaması gerekçe gösterilerek arkadaşlar iki bölgede, yani Cemel, Basra'da ve Şam bölgesinde iki büyük isyan çıkacak. Cemel vakası ya da Cemel hareketinin başında kim olacak? Peygamber Efendimiz'in eşlerinden Hazreti Ayşe. Muaviye'de arkadaşlar Şam Suriye bölgesinde isyan edecek. Cemel Savaşı önemli bir savaş arkadaşlar. Bunu daha önce vurgulamıştık. Herhalde 2023 MBSTS'de de çıktı bu. Net hatırlamıyorum ama çıktığını hatırlıyorum. İlk defa sevgili arkadaşlar, bir Müslümanın bir Müslümanı öldürdüğü ilk savaş Cemel Savaşı. Ve mezheplerin oluşumunun temelini sağlayan büyük günah, yani mürtekibi kebire ve kader probleminin ortaya çıktığı yerde arkadaşlar burası. Tamam mı? Yani kader konusunun ortaya çıktığı yerde burası. Bu çok önemli. Tamam, ilk defa Cemel'de oluyor bu. Cemel Savaşı'ndan sonra Küfe başkent yapılıyor. Daha sonra Sıffin Savaşı gerçekleşiyor. Taraflar yenişemeyince tahkime, hakem olayına gidiliyor. Başta işin saçma tarafı şurası arkadaşlar. Hazreti Ali'yi tahkime zorlayan taraf hariciler. Fakat hariciler Hazreti Ali'yi tahkime zorluyor ya. Daha sonra tahkime gidip hakem olayı gerçekleşince arkadaşlar dikkat ediniz. Siz Allah'tan başka hakem tayin ettiniz diyerek arkadaşlar yine isyan ediyorlar. Yani tahkime zorlayanlar onlar. Tahkimin sonucunu beğenmeyince buna kabul edenleri, şirkle, küfürle zorlayanlar, itham edenler gene onlar olacak arkadaşlar. Ve tahkim, bu işte barış görüşmelerini ifade ediyoruz. Hakem olayı, tahkimin sonucunu hariciler reddediyor ve ilk itikadi mezhep arkadaşlar ortaya çıkıyor. Ve bu ilk Cemel Savaşı'nda büyük günah problemi ortaya çıkmıştı ya, mürtekibi kebire. Buraya ilk cevabı ya ilk görüşü veren kim olacak arkadaşlar? Hariciler. Ne diyecek hariciler? Büyük günah işleyen sahibi ya da büyük günah kişi sahibi kafirdir ve ebedi olarak da cehennemdedir adını verecek sevgili arkadaşlar. Ve Hazreti Ali ile beraber bir iki tane savaşları var. Nehravan ve Nuhayle Savaşı. Bu Nehravan arkadaşlar, şöyle ok çıkarın. Tamam mı? Böyle ok çıkarın. Haricilerin Kerbelası yazın buna. Tamam mı? Haricilerin Kerbelası. Nasıl ki Kerbela vakası Şiiliğin karakterinin oluşmasında çok etkili ve önemli ise, hariciliğin kimlik ve karakterinin oluşumunda da sevgili arkadaşlar Nehravan Savaşı o kadar önemlidir. Tamam mı? Burada 12 bin kişi ordusu var haricilerin. Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin tanesi burada gidiyor arkadaşlar. Daha sonra Hazreti Ali'ye ne yapacaklar? Suikast düzenleyecekler ve Hazreti Ali şehit olacak. Yerine Hazreti Hasan geçecek. Fakat Hazreti Hasan, onu yazmadım, gerek görmedim. Hazreti Hasan arkadaşlar 6 ay bile iktidarda kalmadan Muaviye'ye biat edecek. Niye biat edecek arkadaşlar? Çünkü artık güvenecek kimse yok. Yani artık Küfelilere güvenemiyor, ordusuna güvenemiyor. Ordusunun arkasından vurdu onu, zaten onu da vuruyorlar. O yüzden halifeliği bırakıyor. Ve burası çok önemli, bakınız. Hazreti Hasan'ın
iktidarı bırakması arkadaşlar. Muaviye'yi ne yapıyor? Ona biat etmesiyle beraber onu meşru hale getiriyor. Bu zamana kadar Muaviye'nin iddiası meşru değil. Gayri resmi yani, gayri meşru. Fakat Hazreti Hasan biat edince, meşru halife biat edince artık beğensek de beğenmesek de Muaviye bin Ebu Sufyan 6. halife olarak iktidara geliyor. Şimdi kaydı burada durduralım. Bir 10 dakika ara verelim. Şam Emevi Devleti'nden devam edeceğiz. Kaydı burada durduruyorum.